dalışa aslında merak belgesel izleyerek başlıyor. Yani belgeselde gördüm işte su altı canlılığı, işte keşfedilmeyen bir dünya, bir boşluğun içindesin, farklı canlılar görüyorsun vesaire. Belgesel izlerken insan diyor ki hadi ben de yapayım, ben de yapayım. Tabii böyle derken yaşımız da geçiyor. Artık bir gün böyle işte arkadaş ortamında ne yapalım, hadi dedik bir dalış yapalım. İşte nasıl yaparız ya dedik. İşte o zaman Eskişehir'e gitmiştik ilk. Dediler çok güzel bir yer var işte tatlısı, derine de dalmıyorsan, deniz de değil, kaybolma ihtimalin yok, ne bileyim işte akıntıyla bir yere gitme ihtimalin yok. Çok böyle risksiz bir ortam. Tatlısı suyutsan hani su tatlı. Öyle bir ortamda dedik dalalım. İşte toplandık 5-6 arkadaş. Oradaki işte dalış eğitmeni vardı Faruk Hoca. O da bizim işte benim bir akrabamdı. Aradım dedim böyle biz gelmek istiyoruz oraya. Ne zaman gelelim işte tarih belirledik vesaire gittik. Şimdi orada tamam şey çok güzel görüntü, Full HD bir görüntü var. Çok güzel yani her şey net görünüyor vesaire. Ya dedik bir şekilde hani bizim tamam bak işte denedik. Hani çok zor değil. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Sonuçta normal nefes alıyorsun suyun altında. Hani böyle işte hep bir hikayeler dolu işte vurgunlar var. Şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte hastanelik oldu, öldü, kayboldu, battı falan. Ya anlıyorsun ki binde yani çok böyle bir ihtimal vermiyorsun. Yani sonuçta bir insan hani nefes alıyorsun. Normal bir ortamda gibi davranıyorsun. Dedik biz bunu denizde de yapalım. İşte tabii tek başına da insan böyle hani gideyim de ama yanımda da biri olsun hani beraber gidelim işte. Hem bir yeni bir ortama girerken bir insanda bir çekingenlik vardır ya da ne bileyim yanında biri de gelsin. O yolu beraber çekelim işte gidip gelirken beraber gelelim falan. Nadir vardı bizim. Ya abi dedi hadi dalışa gidelim sen dedi işte denizde falan ilgileniyorsun. Dalış yapıyor musun dedi ben dedim tüple dalmadım bir kere dalmadım. Ya dedi yapalım mı edelim mi falan derken araştırdık. O ara işte daha önceden ben hatırlıyordum Hikmet Hoca'nın adını duymuştum abi keyif olarak. Baktık işte denize tesisi olan bir yer. Tek orası vardı. İşte Bursa'dakilerde yani bir yerden bir yere gitmek gerekiyordu. Veya işte gidiyorsun bir yerden seni alıyorlar. Diyorlar işte şurada buluşacağız şuraya gideceğiz dalışa vesaire. Ha, orada tesis var dediler. Tesis olunca da dedik direkt oraya gittik falan. İşte aradım dedim böyle biz dedim gelmek istiyoruz. Yani hani şu zaman bu zaman ya her hafta sonu açığız gelin. İşte nedir ne değildir yani şort tişört alıp geleceksiniz dediler. Biz de çıktık geldik iki kişi. Şimdi aldık kıyafetleri vesaire dediler ki eğitim alacaksın kardeşim dediler tamam. Yani geldin ama bunun bir de teorik eğitimi var. İşte biz hani bir Hikmet Hoca aldı, bir denize götürdü işte. Ne yaptığımıza baktı, panikliyor muyuz, panikliyor muyuz? Ya bu işi yapabilir miyiz, yapamayacak mıyız? Ona baktı öncelikle. Ya ne yapabiliriz, panikler miyiz vesaire. Ondan sonrasında bir eğitim aldık akşamları, hafta içi. Ondan sonra da dalışlarla, eğitim dalışlarında sertifikayı aldıktan sonra önümüz açıldı. Dedik ki yıldızları görmeye başlıyoruz uzay boşluğunda. Şimdi Narlı'nın canlılığı çok farklı. Yani ben hani bir sürü dalış yerine gittik. Yani hani Marmara diyorsun ama inanılmaz canlılık var. Bir de yani dalış yerin yani dalış yapılan yerde çok her tür bir sürü balık çeşidi görüyorsun. İşte yengeçler işte yani ne bileyim deniz canlılığı açısından bayağı bir çeşit var. Ki yanında batık var. Hani batık istiyorsan batık var. İşte araba istiyorsan batık araba var vesaire her şey var orada. Yani denizde görebilen tank yok. Tankı da biz belki ataksak oraya bir gün tankımız da olur. Ya her şeyi görüyorsun. Deniz canlılığını görüyorsun. Oradaki işte batığı görüyorsun. Batın yani batık da çok düzgün bir batık. Hatta benim bir arkadaşımın batığı o. Bilet. tuvaletimiz bile var. Suyun içinde o derece minnoklu yani dalış noktası. Dalış noktası çok güzel. Oradaki insanlar güzel. Oraya gelen ya da orada dalış yapan veya orada işte Hikmet Hoca olsun, Fuat Hoca olsun vesaire hiçbir şey görmüyorsun. Yani herkes samimi. Yani hiçbir yabancılık çekmiyorsun. Yani gittiğin ilk günden ne kadar samimiysen hep öyle devam ediyor. Yani böyle samimiyete devam eden bir ortam var. İşte dalışlara gittiğin kişiler yani oraya gelen kişiler de çok iyi. Sonuçta dalışta dışarıya toplu halde gidiyorsun.
Çok güzel ortamlar oluyor. Yani yeni birileriyle tanışıyorsun. Farklı mesleklerden birileriyle tanışıyorsun. Yani bin bir çeşit insan var. Ya orada bir kısmını orada görüyorsun. Yani kırığı da var. Çatlağı da var. Hepsi orada. Ama herkesin tek bir ortak nokta. Buluştu nokta. Dalış yapıp alttaki canlılığı görmek. O dünyayı keşfetmek. Yani şu ana kadar işte iki dalış noktasına gittik farklı yerde. İşte biri Dalyan, biri de Kekova. İnşallah bu hafta sonunda Kaş'a gideceğiz. Yani gittiğimiz dalış noktaları da çok güzel. Oradaki işte ayarlanan otel, tekne vesaire. Yani gittiğimiz teknede ki ilgi alaka da çok iyi. Gittiğimiz kaldığımız oteldeki ilgi alaka da çok iyi. Yani her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah işte bu hafta ikinci yıldızımızı omuzumuza takarsak biraz daha derine inebileceğiz. Artık nasip kısmet ilerisi içinde seneye inşallah bu Mısır içinde dalışçıların kahvesinin diyeyim olmazsa olmazı Mısır'a da dalışa gideceğiz.